Evet arkadaşlar, RKS Spontini. Şimdi varyatör temizliği yapacağız. Kayış değiştirmeyi göstereceğiz. Bakımı, yakıt, bazı arkadaşlar YouTube'da demiş ki işte ilk zamanlar aldığımda 250 km gidiyordu. Sonra ben şimdi 200 km gidiyor full depoyla gibisinden. Onun yakıt tasarrufu yapmayı ve arttırmayı direkt buradan, varyatörden bagadan nasıl ayarlıyoruz onu göstereceğim. Hızını arttırmayı. Bu arada abone olup bize destek verirseniz çok seviniriz. Biz bunları yardım ve paylaşım amaçlı çıkıyoruz. Kötü birlik elbirliği olmasın diye etrafta. Çünkü spontin hakkında çok şey var. Herkes konuşmuş. Şimdi 8 anahtarla bunları söküyoruz. Sıcak motorda lütfen sökmeyin. Soğuduktan sonra. 8 lokma değil mi? Evet. Şöyle arkadaşlar. 8. Bu tarz lokma tercih ederseniz daha iyi olur. Çünkü şu aralara giremezsiniz. Şuralara. Evet. O aralara giremezsiniz. Ya da bunun tornavida şekli var. Ondan da alabilirsiniz. Şimdi benim şurada bir tane daha vidam var. Burada grenajım vardı. Ufak bir kaza geçirdim. Grenajım yok. Bunu sökmek için ya grenajı kurmanız lazım. Şöyle elde tutup öyle sökebilirsiniz. Evet. Ben şurada bir tane grenaj olacak. Bizde yok. Ben o vidayı bilerek takmıyorum hatta. Biz hatta bilerek grenajı da takmıyoruz. Söktük ve açtık. Varyatörümüzün içi böyle. Rampalarda kalkmıyorsa, eskisi kadar seri gitmiyorsa bu kayış bitmeye yakınlaşmıştır ve içi toz dolmuştur. Şurayı da sökelim istersen Ali Usta, komple al onu. Açık. Ya da şöyle öyle kalsın. Şöyle. Kısaca hemen gösterelim. Göstereyim. Çok uzun bir video yapıp da milletin başına atmak istemiyorum. Şimdi bir tane 17 anahtarımız lazım şuraya ve bunu tutacak aparatlar var. Ben de aparat yok, böyle bir şey sıkıştırıyorum. Siz de istediğiniz gibi bir şey sıkıştırabilirsiniz. Sıkıştırdıktan sonra çeviriyor ve kaçıyoruz. Eğer makineyle sıktırdıysanız şöyleyken az bir çekiş darbesi vurun. Yoksa açamazsınız. Çok zor olur sizin için. Bu bizim debrajımız. Bakımını yapacağız. Eğer debrajınız titriyorsa, rampalarda kalkışta titreme vesaire varsa, ilk önce bunun için güzelce temizleyin. Bakın toz olmuş, yağ olmuş, birikinti. Bunun için güzelce temizleyin. İnce bir zımpara yapın. Sonra da şunlar debraj balatamız. Yani kalkışı sağlayıp şeyi açan. Bunların üstünde ince bir temizlik yaparsanız sizin için daha rahat bir şekilde kalkış yapar. Rampada bayılıyorsa ve sürekli bayılma şeyindeyse, eskisi gibi gitmiyorsa, o da bundandır. Bunu ve arkasındaki bagaları temizlemeniz gerekiyor. Değiştirmeniz gerekiyor. Şimdi onu nasıl çekeyim? Bu da 22 anahtardır, bilginiz olsun. 22 lokma veya anahtar kullanabilirsiniz. Lokma kullanırsanız daha iyi. İlk sıkımlarda çok sıkı sıkarlar. Makineyle özellikle tamirciler. Eğer bir yerden geldiyseniz bu sıcaktır. Kesinlikle hemen açmayın. Şu şekildedir. Üstünde de havalandırmanız var. Bir adet alyanımız var. Bir adet içinin pulu var. Vidamız da şöyle geliyor. Evet, şimdi arkadaşlar spontinde yakıt tasarrufunu anlatacağım size. Ben teknik olarak anlatacağım. Bazı arkadaşlar demiş ki mesela YouTube'da video izledim, işte 50'yi geçmeyin, birden gazı açmayın, birden gazı açarsanız çok yakar falan. Evet, bu sürüş tavsiyesidir, teknik bir tavsiye değildir. Benimkisi tamamen teknik bir tavsiye olacak. Şimdi bizim motorlarımızda şöyle bir durum var. Kayışımız buraya kadar çıkıyor ve şöyle bir durum var. Evet, şimdi teknik olarak anlatıyorum ben. Şimdi yakıt tasarrufu yapmak istiyorsanız mantığını şöyle açıklayayım. Bizim motorumuz 100 cc olduğu için, evet arkadaşlar doğru söylemiş. Çok hızlı giderseniz 70-80-100 km süratlerde sürekli zorlayarak giderseniz neredeyse iki katına yakın fullleyip çıktığınızda görürsünüz yakıt yakar. Çünkü devir çok yüksek devirde döner motor kayıştan dolayı.
Ama mesela 50 ile giderseniz, evet 50'yi çok geçmeden şehir iç hızlarında giderseniz daha az yakar. E5'e çıktığınızı düşünün. Bir tane 100 cc makineniz olsun, bir tane 500 cc makineniz olsun veya 250'lik bir makineniz olsun. İkisinde de 120 km sabit hızla gitmeye çalışalım. 250 cc olan makine 4000, 5000 veya 3000 devirde gidecek. Yüzde çok rahat bir şekilde gidecek. Ama bizim makinemiz 100 cc olduğu için 9000, 10000 devirde gidecek. Çok daha hararetli, sesli, titreşimli, böyle hır hır çalışarak gidecek. Bu sebepten dolayı da neredeyse hemen hemen aynı yakıtları yakacak. Yani 250 cc'ye yakın bir yakıt yakacak. Bunu örnek olarak veriyorum. Afaki konuşuyorum, hani akılda kalıcı olsun diye. Şimdi biz ne yapıyoruz? Biz şuradan 1 milim Tornada aldırıyoruz. 1 milim de buradan Tornada alıyoruz. Bu sayede son hızımız, mesela 100 ile giderken bizim motor 9000 devirde çalışıyorsa, bu kayış buradan biraz daha yukarıda çıktığı için 100 ile giderken 6500 devirde falan çalışacak. Bu sayede daha az devir demek, daha az yakıt tasarrufu, daha az motorun ısınması, daha az motoru yormak demek, özellikle uzun yolda. Şöyle bir tavsiyem de var. Bunlar bagalarımız. Bagalarınızı 15 gram baga takabilirsiniz. 16 gram da takabilirsiniz. Ha, bazıları diyor ki çok yoruyor vesaire, işte krank geçişine zarar verir. Ben bugüne kadar zararını görmedim bagaların. 6 tane bagamız var. Ben 16 grama yakın kullanıyorum. Rampada evet. Şimdi motorun ayarlarının hiçbir şeyini değiştirmediğimiz için bu bagaları 13 gram veya 11 gram takarsak çok atak kalkar, torku artar, hızlanır, çok iyi gider. Bagaları ne kadar ağırlaştırırsak kalkışımız, mesela ışıktan kalkışımız yavaşlar, ama gittiğimiz zaman mesela yüzde tık 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 böyle spontini vurur, kesiciye girer. Kesiciye gireceğini bagalarımızı değiştirip arttırırsak 120-130'larda kesiciye girmeye başlar. Ya kalkıştan feragat edip son hızınızı arttıracaksınız, ya da bagalarınızı hafifletip kalkışınızı çok hızlandırıp son hızınızı 90'lara, 100'lere çekeceksiniz. Bu size kalmış. Ben sürekli uzun yol yapıyorum vesaire. O yüzden kalın baga takıyorum. Ve varyatörü de buradan 1 milim aldırırsanız, ayrıyetten kayışınızda bir uzun kayış takabilirsiniz. Bizimkisi 721, 18,5, 30 numarası. 725, 28 gibi kayış takabilirsiniz. Space kayışı diye geçer. Bunu taktığınızda hem kayışınız daha yukarı çıkacak, hem yüzle giderken işte 9000 devirde titreşimli, ayaklarınız titreşim alarak motor çok sesli çalışacağına, motor 6000 devirlerde, 6500 devirlerde daha sessiz, daha sakin, titreşim olmadan daha rahat bir şekilde çalışacak ve sizin devir saatiniz, yani devriniz düştüğü için, normal olarak motorun devri düştüğü için siz yakıt tasarrufu sağlamış olacaksınız. Bunun etkisi, şunu gördüm ben, 5-6 kere denedim. Aynı rampayı 70'te çıkarken bagaları arttırdığımdan dolayı, yani torkumu düşürdüğümden dolayı arka tekere verilen, 70'e çıktığım rampayı 65'te falan çıkmaya başladım. Yani bir 5 kilometre, 7 kilometre kadar fark ediyor. Ama uzun yolda 100'le 110'la sabit giderken motor ne beni yoruyor, ne ses çıkartıyor, ne titreşim yapıyor, ne de kendini yoruyor. Çok rahatlıkla bindiğim zaman 300-400 kilometre üstünde hiç durmadan uzun yolda gidebiliyorum. Yakıt tasarrufu yapmanız için de kayışınızı bir numara büyütüyorsunuz. Zaten sökmeyi, takmayı kanalımızda var, gösterdik. Bakımlarını yapmayı gösterdik. Bu bagayı 1 gram, 16 gram takabilirsiniz. Sonrasında bunun temizliğini yaptınız. İnce bir gresiniz sürdünüz, hız ve çekiş artsın diye. Bu varyatörün buradan dediğim gibi 1 milim aldınız. Bundan da 1 milim aldınız. Yani 1 milim almayın. 1 milimi 0,7. Yani 1 milimden daha az bir seviyede alın. Çünkü çok fazla alırsanız, şurada bir marş motorumuz, dişlimiz var. Eğer bu mil ve bu tornadan dikkat edin, çok fazla alırsanız bu dişinize, şurası dişinize, onları açayım hemen. İnsanlar bilmezsin. Evet, bu marş dişiniz. Çırır yapıp çalışmıyorsa vesaire oluyorsa bunu temizlemeniz gerekir. Çok fazla aldırırsanız bu dişiniz buraya takıldığında, bakın şöyle, ona vuracaktır. Tıkırtı yapacaktır. Çok fazla kesinlikle aldırmayın. Ha, diyeyim ki nasıl aldırma yapabiliriz? Şu şekilde şöyle koyduğunuz zaman kayışınız bıraktığınızda hiç esnetmeden en üst noktaya çıkmasını sağlayın. Şu anda mesela benim bu varyatörde çıkmıyor en üst noktaya. Diğer varyatörüm çünkü. Şöyle bıraktım bu noktada. Ama sıkarken gördüğünüz gibi kayış izi orada. Yani şurada bir 5 kilometre farkım var. Çok önemsemiyorum. Ben de çünkü varyatörüm fazla var. Şimdi başka bir varyatör göstereceğim size. Eski bir varyatörüm. Uzun yola gidiyordum ve
Bu varyatörle ben 132 kilometreyi GPS'te yokuş aşağı gördüm. Bu varyatörün şuralarını aldırdım. Normal kullanıcıysanız ve uzun yol yapmıyorsanız bunları aldırmanızı çok tavsiye etmem. Gerek yok. Çünkü size gerek yok. Buradan 1 milim kadar aldırıyorum. Şimdi aldırdıktan sonra şimdi kayışımı koyacağım. Gördüğünüz gibi kayış çok daha yukarıda. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi kayış neredeyse varyatörden 2 milim daha yukarıda. Ha şimdi çok yukarı çıkması sıkıntı değil mi diyeceksiniz? Değil. Çünkü şöyle değil. Marş motoruna değebilir. Evet, normalde bir sıkıntısı vardır. Ama benim şu çıkıntıyı kayış arka tekerimde takıp böyle gerdiği için içeri doğru o çıkıntıyı düzlüyor. Tamamen sıfırlıyor. Şimdi ben bunu Torino'da 1 milimden fazla aldırdım. Kendime göre ayar yaptım. İkinci 1 milim vardı. Şu mil şuraya giren. Marş motoruna değmesin diye ikinci milimi taktım. Bundan 1 milim değil de 0.7 falan aldırdım. Şimdi kayışı koydum. Evet, gördüğünüz gibi kayış tam sıfırına kadar çıkıyor. Hatta yukarıda bilene kalıyor. Şimdi bunu takarsam benim motorum 132 kilometreleri gördü. Şimdi orijinal bagamızda şunu anlatalım. Spontini'nin hakkında her videoyu çekiyoruz ve size yardımcı olmaya çalışıyoruz. Siz de destek verirseniz lütfen bizim için teşekkür ederiz şimdiden. Şimdi kayışımızı şöyle tuttuk. Kayışımızı takıyoruz. Şunu bastırdık. Geriye doğru. Kayışımızı buraya koyduk. Dibine. Şu an oturdu. Ve oturtturduk. Şimdi arka bagamız ince bir zımpara vuruyoruz. Tüm bağlantı tozlarının üstündekileri temizliyoruz. Sonra bunu oturtuyoruz. Şu an şarjımız az, o yüzden hızlı hızlı yapıyoruz ki kapanmadan size faydalı olsun. Şimdi bunu taktık. 17 lokma. Bunu sıkacağız tabii ki. Şimdilik öylesine takıyorum. Taktım yerine. Şimdi bagamızı taktık, arkasını taktık. Bagalara ince bir gresimizi sürdük. Şimdi sırasıyla ilk önce bu geliyor. Bunda bir kirlilik varsa temizleyin şöyle. Tırnakları kranka geçiyor. Kesinlikle kranka yamultursunuz. Tırnaklarını düzgün geçin. Tırnaklarınızı geçirdiniz. Birinci parça. İkinci parçanız bu ne işe yarıyor? Bu havalandırmanız kayışı vesaireyi soğutuyor. Şu şekilde yine tırnaklarından geçirdim. Üçüncü parçanız şu kayışı ve bunların bağlantısını yaparak yine sokete geçiyor. Pula geldiğinde tırnak kalmıyor zaten. Direkt bu pulu böyle takıyorsunuz. Sonra vidanızı sıkıyorsunuz. Sonun kaçtı. Sonun o güzel de temizledik kayışımızı, varyatörümüzün içine her yere tertemiz oldu. Sonumuz oranı bizde 22 olması lazım. Evet. 22 ya da 23 olması lazım. Yeterli. Şimdi bunun aparatları var. Bende yok. Biz zaten bunu ev imkanında ustalara para çok harcamadan, fahiş fiyatları veren ustalardan, normal ustalara, emeğin karşılığı olan ustalara ayrı tutuyorum. Kendiniz, kendi evinizde yapabilin diye çekiyoruz. Bu şekilde sıkıyorum. Çok ağam şu an sıkmanın gerek yok. Uzun yolda falan kayışım kopar diye koltuğumun altında yedek kayış oluyor. İstediğim zaman sökebileyim diye. Ama böyle çok da gevşek bırakmayın. Gevşer. Motor terse döndüğü için onu her zaman sıkma eğilimindedir. Çok sıkıntı olacağını sanmıyorum. Şimdi böyle bir anahtarım var benim. Bildiğiniz boru anahtarı. Hiç aparat falan almaya gerek duymadım. Sonra bu arkayı sıkıyorum şu an. Şimdi birazdan size çalıştırıp da göstereceğiz.
Bayağı iyi sıktım. Önü bir tık daha sıkmak istiyorum şu an. Diş tırnağına otursun. Ben uzun yol yapıyorum vesaire. Çok sıkmıyorum ki. Olabilir. Ucu bozulur. Bir şey olur. Kayış kopar. Şimdi size çalışmasını göstereceğiz. Kayışın işlemini göstereceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi kayışımızı taktık. Burayı taktık. Vidamızı sıktık. Kontrol ettik. Arka vidamızı sıktık. Kontrol ettik. Ve çalıştırdık. Çok güzel bir şekilde çalışıyor. Marş motorumuz tutarak. Şimdi kapağımızı da temizledik. Düzelttik. Ve şimdi sırayla takıyoruz. Motorumuz soğuk. Şimdi bunun burada pimleri var. Gördüğünüz gibi. Bir de burada pim var. Mesela o da burada kalabilir. Bilginiz olsun. İlk önce pimlerini oturtturun. Güzel bir şekilde. Mesela biz bunu sürekli söküyoruz. Kayışımızı temizliyoruz. Çok uzun kilometreler yapıyoruz biz bu motorla çünkü. Sürekli. Hafif tıklayarak yerine oturdu. Tam birleştiğine emin olun. Birleştikten sonra böyle vidalarımız var. Söktüğümüz. Vidalarımızı sırayla ilk önce geçirebiliyorsanız elle. Kesinlikle makine vesaire kullanmayın. Çok sıkmayın. Yani normal bir tokla sıkın. Çünkü yalama olabilir. Alüminyum bir kaba sahip. Bu sebepten dolayı aşırı sıkmanız sizin zararınıza olacaktır. Sıkarken şurada az önce çıkardığımız şu hem ayaklığımız lastik ses yapmasın diye buna vuruyor. Takozumuz var. Hem de şu şekilde şuna oturuyor. Hem de fren hortumumuz bundan geçiyor. Bilginiz olsun. Şöyle elle sıktıktan sonra karşılıklı olarak civatayla sıkın. Çünkü tam oturmamış olabilir. Burada bir tane de fren hortumumuzu yine tutan şöyle bir parçamız var. Ufak. Yine bunu vidaya geçiriyoruz. Sonra mesela buraya elle sıktım. Şimdi oturdu. Tam çaprazını sıktım. Sonra tam çaprazını sıkıyorum tekrar. Yukarı ve aşağı olarak. Yani köşe kenarları oturtturdum. Sadece ortada iki tane vidası kaldı. Ondan sonra normal olarak bir üst bir alt olarak onları da sıkıyorum. Evet, sıktıktan sonra çok fazla kesinlikle tokla. Bunu sıktım. Köşe çapraz arka altını sıktım. Sonra bunu sıktım. Köşe çaprazı arkasını sıktım. Sonra alttan sıktım. Üstten sıktım. Tekrar alttan sıktım. Bakın bu gevşedi. Gördünüz mü? Neden? Çünkü kapak tam oturdu. Kapak tam oturunca gevşer. Tekrar üstte sıktım. Az bir şey gevşemiş. Altı sıktım. Üstü sıktım. Tekrar altı sıktım. Tekrar üstü sıktım. Tekrar karşılık altı sıktım. Kenara sıktım. Tamam. Isındı, kullandınız. Tekrardan kontrol edebilirsiniz. Olay bu kadar. Şu anda performansımız çok yükseldi. 132 km süratlere GPS'le bilen arkadaşlar. Şu anda kapağımızı kapattık. Kanalımızda bir sürü videomuz var. Spontinli hakkında. Şasiye kadar söküp sizin için yardımcı olmak şekilde topluyoruz. Bilgi kirliliğini önü kaldırmak amacıyla. Şu anda da yaptığımız işlemleri yaptık. Gördünüz. Bize abone olursanız ve destek verirseniz çok seviniriz. Herkese iyi günler dileriz.